Görme zafiyeti olanlar için böyle bir şey mümkün mü? İşte bitkisel işte kürleriniz var mı? İşte Evet. görme yetisini mi güçlendiriyor, ne yapıyor o Evet. zaman? Yaban mersini görme zafiyetine karşı dünyada en etkili bitkidir. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmış. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda İngilizler Almanya'ya bombardıman ederken pilotlarına uçakları, o zamanki bugünkü gibi bilgisayar donanımı vesaire olmadığı için çıplak gözle bakıyor nereyi bombalayacağını. Uçmadan önce sürekli bunun reçelini yedirmişler. Yani daha iyi gözü görsün diye hedefi. Almanya'da yapılan klinik araştırmalarda trafikte yani gece görme zorluğu yaşayan insanların görme zafiyetine karşı etkili. Gözü aynı elmaya benzetelim. Nasıl ki elmanın etrafında saran bir elmanın kabuğu varsa gözün etrafında saran retinanın etrafında ağ tabakası var. Ağ tabakası ağ gibi burada çok yoğun bir kılcal kan dolaşım sistemi var. Bu damarlarda yalanma, daralma, sertleşme olursa retina beslenemediği için buradaki doku ne olur? Retinada yeni yeni damarlar oluşur. Ve gözün şekli bozulur, görme zafiyeti ortaya çıkar. Beslenemediği için. Ve mercek, gözdeki mercek, bu mercekte herhangi bir damar sinir olmadığı için, etrafındaki sıvıdan beslendiği için sıvının kalitesi, göz sıvısının kalitesi düşerse gözün içerisinde sürekli bir sıvı akışı var, göz sıvısı. Yani bir gözyaşı var, bir de göz sıvısı var. İçeride göz sıvısı akar. Saatte 3,5 litre göz sıvısı, gözü içerisinde sıvı akışı olur. Biz bunu fark etmeyiz. Sürekli bir akış var gözü besleyen. Bunu ne yapıyor? Gözü besliyor. Dünyada yaban mersini. Göz için en ideal bitkidir. Benim bir tanıdığım Yaban mersini çayları da var. yaban mersini çayları var. Yani Biz bunun birleşimindeki oligomerik prosiyanidin denen etken maddeyi damıtarak ekstraksiyonu elde ettik. Yaban mersini forte diye çok güzel bir ürün. Elhamdülillah çok ürün nerede bulacağız? evet. Bunu kullandığı Sehpamız zaman dolu zaten, değil yaban mi? mersini forte gözleri için dünyada en etkili bitkidir. Klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Benim tanıdığım bir Almanya'dan bir genç çocukken gözüne bıçak batmış. Tabii ihmalden kör olmuş. Ameliyatla o gözü takma gözü takmışlar. Bu takma gözden diğer göze iltihap geçtiği için zamanla diğer gözü de zarar vermiş. İş yerinde artık büyük yazıları dahi okuyamadığı için işten çıkarmışlar. Bir gün baktım böyle üzgün üzgün duruyor. Nedir dedim derdim. Ya hiç sorma işten atıldım göremiyorum artık iyi eskisi gibi. 7 senedir kortizon kullanmış daha da kötü olmuş. Ben tedavi ederim dedim. Nasıl olacak? Olacak göreceksin. Özel bir çay harmanı hazırladım. Dedi ki benim bir gözüm var o da yarım. Rizikoya giremem. Önce kendin dene dedi. Tamam ben deniyorum dedim. Göz kadehi var. O çayı soğuduktan sonra süzdüm. Göz kadehin içine koydum. Böyle göz banyası yaptım. Baktı ki ben yapıyorum. Korkulacak bir şey yok. O da yaptı. 3-4 hafta sonra tekrar başka bir işe başladı. Görme zafiyeti ortadan kalktı. Normal yani %100 görme değil de %70'lere yükseldi görmesi.